Bu Mustafa Kemal askerleri sloganından sonra Teğmen Ebru Erol'un ettirdiği yemin, bu grubun kendisinin bulduğu sözlerini kendisinin yazdığı nereden çıktığı belli olmayan bir yemin metni değil. Demin söylemiştim, tekrar edeyim. Bu yemin 10 yıllardır mezuniyet törenlerinin resmi kısmında zaten kullanılan bir yemin. Bana ilginç gelmesi gerektiğini düşündüğüm, dikkat çekici bulduğum kısım şu. Hangi nedenle ise, o nedenin ne olduğunu bilmiyoruz. Kim tarafından yapıldıysa onu da bilmiyoruz. Bu yeminin 2024 yılı mezuniyet töreninde ettirilmesi ne bir yasak veya sınırlama getirilmiş. Yani bu yemin metni daha önceki yıllarda olduğu gibi resmi programın bir parçası olmaktan çıkartılmış. Bunu kim çıkarttı bilmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı mı çıkarttı? Milli Savunma Bakanlığı mı? Genelkurmay Başkanlığı mı? Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü mü? Karar Okulu Komutanlığı mı? Dekanlığı mı? Bu konuda bir bilgisizliğe sahibiz. Ve bu bilgisizliğimizin giderileceğini de zannetmiyorum. İlginç olan şu. Burada toplanan teğmenler muhtemelen bu törenden birkaç gün önce veya bir gün önce, bir süre önce şöyle bir karara varmışlar anlaşılan. Demişler ki bizden önce mezun olan, harp okulu mezunundan ettiği bu yemini bize tören içerisinde ettirmiyorlar. Bize 4 sene önce zaten ettiğimiz, erlerin de ettiği bir andı okutacaklar Cumhurbaşkanı'nın önünde. Arkadaşlar biz törenden sonra toplanıyoruz. Bu yemini biz kendimiz edeceğiz demişler. Öyle anlaşılıyor. Ben öyle Ve anlıyorum. bunu bir cesaret olarak Evet, tanımlıyorsunuz bu yazınızda. şimdi Evet. burada büyük bir cesaret var. Yani ben daha önce hem kendi yaşantım içerisinde hem de daha önceki Cumhuriyet tarihi boyunca harp okulunun tarihi içerisinde böyle bir olay olduğunu darbe dönemleri hariç pek hatırlamıyorum. Yani mezuniyet töreninden sonra bir grup teğmeni toplanıp böyle bir slogan atması, sloganın içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum. Bu başka bir slogan da olabilirdi. Dolayısıyla bu sloganın kelimelerine karşı Mustafa Kemal'in askeri olma kavramına karşı bir karşı duruşum olduğu açısından söylemiyorum ama ister bu slogan olsun ister başka bir slogan mezuniyet töreninden sonra devlet erkanı oradan ayrılmış aileler henüz oradayken kameralar oradayken bir grup ve sayıları da yüzü aşkın 200-300-400 her neyse Teğmen'in toplanıp ve toplanma için çağrı sesleri de duyuluyor orada. Yani birkaç öğrenci orada toplanmaları için uyarıyor arkadaşlarını. Acele edin, koşun, toplanın gibi. Yani orada bir harp okulundan mezun olan teğmen düzenliliğine yakışmayacak bir karmaşa da var gibi hissettim ben. Bu kadar çok sayıda teğmen kendiliklerinden ve doğaçlama bir şekilde mi bu cesareti ve cüreti gösterdiler? Yoksa arkasında başka bir ajanda aramalı mıyız? Bu soruyu da şu zeminde soruyorum. Birazcık uzun olacak bir açıklamaya gireceğim şimdi. Şimdi şunu gözden kaçırmayalım. Harp okulları eski harp okulları değil artık. 2016 yılı 31 Temmuz'unda yani 15 Temmuz'dan hemen 2 hafta sonra bütün o hengame sürerken bununla ilgili de bir yazı yazmıştım bir ay kadar önce. Siyasi iktidarın yaptığı ilk işlerden bir tanesi 31 Temmuz 2016'da bir kanun hükmünde kararname ile Milli Savunma Üniversitesi isminde bir üniversite kurmak oldu. Ve bu üniversitenin kurulmasıyla birlikte kuruluşlarından beri kuvvet komutanlıklarına, Kara Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ve dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan harp okullarını bu bağlantıdan çıkartıp Milli Savunma Üniversitesi'ne bağladı. Milli Savunma Üniversitesi'nin başına da bir sivil rektör getirildi. Profesör Erhan Afyoncu biliyorsunuz. Bu rektör doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Oradan da Cumhurbaşkanlığı'na. Harp okullarının her birinin başına da bir dekan atandı. Sivil bir dekan. Hiçbir askeri geçmişi olmayan bir dekan. Bu rektör ve bu dekana itibari rütbe denen bir rütbeyle rektöre kor general, dekanlara da tüm general eşidi bir rütbe verildi. Ve o rütbelere uygun ayrıcalıklar tanındı. Ve harp okulları kanununda değişiklikler yapıldı bu düzenlemelere uygun şekilde.
en önemli maddelerinden bir tanesi şuydu bu değişikliğin. Şöyle diyordu dekanın görev ve yetkileri kısmında. Dekan eğitim faaliyetleriyle ilgili her tür isteğini Harp Okulu Komutanı'na yapar. Harp Okulu Komutanı tarafından bu istek gecikmeksizin yerine getirilir. Yani denk dedim az önce ama denkliği de aşan ve atanan sivil dekanı Harp Okulu Komutanı'nın da bir tık üstüne koyan bir yeni sistem getirildi. Sivil öğretim elemanlarının sayısı artırıldı ve bu öğretim elemanları sivil rektör ve sivil dekanlar tarafından ağırlıklı olarak seçildi. Ve 8 yıldır harp okulları bu şekilde yönetiliyor. Şimdi benim aklım 8 yıldır bu şekilde yönetilen öğrenci alım komisyonlarındaki işte mülakat komisyonlarında rivayet odur ki işte siyasi etkinin ve işte bir takım dinsel cemaat bağlantılarının, tarikat bağlantılarının da etkili olduğuna yönelik doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ama bu yönde kamuoyuna yansıyan çeşitli iddialar var. Böyle bir iklimde, böyle bir süreç içerisinde, alım sürecinden seçilip harp okuluna alınan, sonra işte bu şekilde okutulan, 24 saati orada geçen, yattığı, kalktığı, okuduğu, gezdiği, dolaştığı, her şey kontrol altında olan 960 tane teğmen arasından 300-400 tane teğmenin mezun oldukları gün törenden sonra çıkıp Mustafa Kemal'in askerleriyiz deyip sonra da bu kendilerine ettirilmeyen andı içmesi yani anlatırken bile bana inandırıcı olmayan bir şey gibi, bir film sahnesi gibi geldi. Sonuçta 960 TM'nin yekpare olmadığını söylüyorsunuz. Evet, açıkça gösteriyor. Ve bunun da çok ciddi bir risk olduğunu söylüyorsunuz. Evet, mesleki açıdan, askeri açıdan ve biz yurttaşlar açısından bir risk oluşturduğunu düşünüyorum. Yani ordunun kurum içi bir takım sorunlarına yol açabileceği gibi bunu bir an için bir kenara koysak bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından da bir güvenlik sorunu oluşturabilecek bir şey. Şu yüzden, bu cümlem abartılı gelebilir ama şu yüzden. Orduların birinci görevi, dünyadaki bütün orduların o ülkeyi, ülke üzerinde yaşayan insanları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ülkenin kendisine verdiği silahlarla korumak. Çok basit bir görev. Yani basitçe böyle tanımlanabilir bir görev. Bunun ön koşullarından bir tanesi de askerlerin, özellikle de subayların bu işi yerine getirirken bir duygudaşlık, bir birlik ruhu diyebileceğimiz durum içerisinde davranması. Şimdi bu teğmen arkadaşlar sınıf okullarına gidecekler, bir yıl orada eğitim alacaklar ve önümüzdeki sene bu zamanlar Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki görev yerlerine kura çekerek tayin olacaklar. Bir kısmı Edirne'ye, bir kısmı Hakkari'ye, bir kısmı Libya'ya, bir kısmı Suriye'ye, Afrin'e, Irak'ın kuzeyine gidecekler ve orada çok uygun olmayan, çok zorlu doğa ve görev koşullarında çalışacaklar. Hakkari'deki bir üst bölgesini düşünelim. Zor kış şartlarında bu teğmen, şimdi bu yemini eden teğmen ve Çim sahanın diğer tarafında durarak bu yemine katılmayan iki tane teğmen düşünelim. Ahmet teğmenle Mehmet teğmeni düşünelim. İkisi Hakkari'deki aynı tabura, aynı bölüye takım komutanı olarak atandılar. Aynı bölükteler. Bir üst bölgesindeler. Üst bölgesinin doğu yakasındaki mevzilerden Ahmet teğmen, batısındaki mevzilerden de Mehmet teğmen sorumlu. Ve ikisi de bu olay nedeniyle bu olay her ikisi açısından da birbirine karşı bir kimlik gösterme, kimlik kartı göstermeye dönüşmüş durumda şu anda. İkisi de birbirine bakarken Mehmet Ahmet'e diyecek ki sen o yemine katılan teğmendin. O da ona diyecek ki sen de katılmayan diyecek. Bunu sözlü olarak ifade etmelerine gerek yok ama birbirlerini her gördükleri anda, görevle ilgili her koordinede bulunmaları gerektiği anda birbirlerinin gözünün içine böyle bakacaklar. Bu bizim en son işte Balkan Harbi'nde yaşadığımız herkesin dilinde olan müthiş bir tehlike.